Türkiye'nin ilk ve en çok izlenen reality şovunda sıcağı sıcağına karşınızdayız. Merhaba. Sıcağı sıcağına 24 saat hemen her yerde hazır olarak gerçekleri tüm tanık ve taraflarıyla ekranlarınıza getiriyor. Sıcağı sıcağına gün ışığına çıkardığı gerçeklerin peşini bırakmıyor, gelişmeleri de sizlere aktarıyor. 12 Aralık 1993 günü Ali Beyköy'de maç yüzünden çıkan tartışmada Şener Yeter hayatını kaybetmiş, olaydan sonra Ekrem Yıldırım tutuklanmıştı. Geçtiğimiz günlerde Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava tamamlandı. Dilerseniz 12 Aralık gününe bir kez daha dönelim. Ali Beyköy'deki Şen Kardeşler Kıraathanesi'nde maç izleyen gençlerden Şener Yeter, olay günü sarf edilen bir cümle yüzünden hayatından olmuş, tartışmaya neden olan bu cümleden sonra ona ilk darbeyi vurduğu tespit edilen Ekrem Yıldırım tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İlk duruşmada sanık kavganın bu denli büyüyeceğini tahmin etmediğini söyleyerek kendini savunmuş, sanık avukatı Orhan Apaydın ise olayı toplumsal boyutta değerlendirmişti. Daha sonraki duruşmalarda Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu'nun raporları incelenmiş, Şener Yeter'in başına aldığı bir darbeyle beyin kanamasından hayatını kaybettiği belirlenmişti. Gerek mahkeme öncesinde görüştüğümüzde, gerekse mahkemeler sırasında Şener Yeter'in babası Hasan Yeter'in ne denli üzgün olduğunu gözlemiştik. Eğer ki kanun bunlara cezayı vermezse bunların cezasını ben kendi elimle vereceğim. Sanık Ekrem Yıldırım'ın kastı aşan adam öldürme suçundan en az 5 yıl hapis cezasıyla yargılandığı ve tahliye talebinin reddedildiği duruşmalar sonuçlandı. Eyüp 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada sanık Ekrem Yıldırım kastı aşan adam öldürme suçundan önce 5 yıla çarptırıldı. Ancak daha sonra mahkeme heyeti sanığın iyi halini dikkate alarak cezayı 3 yıl 1 aya indirdi. Cezaevinde kaldığı sürede göz önünde alınarak Ekrem Yıldırım tahliye edildi. Basit bir maç tartışması kavgaya dönüşünce bir hayat söndü. Artık duruşma da bitti. Şener Yeter ailesinin yüreğinde yaşayacak. Cezaevi infazcılarının duruşmasına ise geçtiğimiz günlerde başlandı. Bayrampaşa cezaevinde 5 kişiyi öldürmekten sanık 6 kişi idam istemiyle adalet önünde. 5 mahkumun ölümüyle sonuçlanan infazla kamuoyunu günlerce meşgul eden Bayrampaşa cezaevindeki gelişmeleri hatırlayacaksınız. İsmet Ateş ve Samet Erdoğan isimli mahkumlar ırza geçme suçundan tutuklu bulunan 5 mahkumu şişle delik deşik ederek öldürmüş, bu infazların nedenini ırz düşmanlarını cezalandırmak olarak değerlendirmişti. Sıcağı sıcağına yaptığımız araştırma ise bizi ilginç gerçeklere götürüyordu. Bu cinayetleri işleyen Samet Erdoğan aslında Zafer Erdoğan'dı ve Zafer Erdoğan 1991 yılında 1977 doğumlu bir kızın ırzına geçmek suçundan yargılanmıştı. Korkunç çelişki araştırmalarımızı derinleştiriyor. Zafer Erdoğan'ın Foça cezaevinden kaçtıktan sonra akrabası Samet Erdoğan'ın kimliğini aldığını ve daha sonradan işlediği hırsızlık suçlarının cezasını bu isimle Bayrampaşa cezaevinde çektiğini belirlememizi sağlıyordu. Böylece Zafer Erdoğan ismiyle işlediği tüm suçlar unutulmuştu. O artık Samet Erdoğan'dı. Sıcağı sıcağına yayınımızla bu konuyu aydınlatmış, yetkilileri uyarmıştı. Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan davada sanıkların planlayarak cinayet işlediklerini iddia eden savcı, 5 ayrı öldürme eylemi için 5 ayrı idam cezasına çarptırılmalarını istedi. Sanıkların yargılanmalarına 21 Temmuz günü başlanacak. Bu duruşmayla ilgili gelişmeleri sizlere sıcağı sıcağına iletmeye devam edeceğiz. Genç muhtemede kurulan kanlı tuzak. Bekleyin! Kırık hayatlar, yaşanan dramlar, bir kazayla anında değişiveren yaşam, hüzün, gözyaşları. Ama yaşamak yine de çok güzel. İzmirli Özgür kardeşlerin yaşamı da korkunç bir kazayla bir anda kabusa dönmüştü. Ama son günlerde onlar çok mutlu. Hasan ve İbrahim adlı iki kardeşi başlarına gelen kazayı ve sonrasını ekranlarınıza getirmiştik. Öztürk ailesinin yaşamını bir anda alt üst eden olay 4,5 yıl önce Esat Paşa Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelmişti. Meslekleri su tesisatçılığı olan Hasan ve İbrahim bir inşaatın borularını döşerken İbrahim Öztürk'ün elindeki uzun su borusu yüksek gerilim hattına dokunuyor. İbrahim'in çığlıklarını duyan Hasan kardeşini kurtarmak için yardıma koşuyordu. Ama bu kez iki kardeş birden elektriğe kapılmıştı. Mucize eseri hayatta kalan iki kardeş hastaneye kaldırılmış, İbrahim Öztürk iki bacağından ve sol kolundan olurken abi bacakları ve kollarını kaybetmişti.
Bu olaydan sonra Öztürk ailesi için zor günler başlamış, elde avuçta ne varsa satılmıştı. Böylece İbrahim'e protez, bacak ve kol takılmış ama İbrahim yine de iş bulamamıştı. Hasansa tamamen yatağa bağlı kalmıştı ama genç yine de hayata bağlıydı. 9 Mart 1994'teki sıcağı sıcağına yayınımızı izleyen Narlıdere Belediye Başkanı Mustafa Karahan, Öztürk kardeşlere yardım elini uzattı. Mustafa Karahan'ın girişimiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Öztürk kardeşlere Buca Belediye konutlarında bir ev tahsis edildi. Öztürk kardeşler yeni yuvalarında mutlu bir yaşama başladı. Hasan Öztürk kendilerine yardım eden herkese teşekkür ediyordu. Olaydan sonra ilk kez yani bu sıcağı sıcağına bizi görüntüledi. Sıcağı sıcağının dolayısıyla eve sahip olduk. Show TV'ye ve sıcağı sıcağına çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin onları. Öztürk kardeşlerin teyzesi de bu gelişmelerden dolayı çok mutluydu. Sizin sayenizde yani benim kardeşlerim bu düzene geldiler. Sizin sayenizde biz yardım gördük. Bütün Show TV sıcak sıcağına ekibine teşekkür ederiz yani. Bizim kardeşlerimizi bunlar bu düzene getirdiler. Öztürk ailesinin acısı biraz olsun hafifledi. Umarız Hasan da takılacak protezle yeniden yürüyemese bile kollarını kullanacak duruma gelebilir. Mutlu başlayan piknik felaketle son buldu. Köprü polisine alarma geçiren intihar paniği. Cinayet mi kaza mı? Bir ailenin faciası. Dalgalar arasında yaşanan dehşet anları. Kamyon terörü yollarda kol geziyor. Tehlikeli oyuncak gençleri tehdit ediyor. Tefeci kurbanı emlakçının ölüme verdiği randevu. Kung fu eğiticisinin akıl almaz gösterisi. Ankara-İstanbul yolunda kıl payı kurtulan kayatlar. Çaresizlik içinde eriyip giden gencecik yaşamlar. Fenerbahçe'de şehit olan polislerin son dakikaları. Genç muhtemede kurulan kanlı tuzak. Az sonra. Küçük kızın hazin sonu. Tarih 23 Mayıs 1994. Yer Ömerli. İstanbul'dan Şile'ye doğru giderken temiz havası, orman ve piknik alanlarıyla Ömerli köyü hemen dikkatinizi çeker. İşte bu güzel köyde duyunca tüylerinizi ürpertecek insanlık dışı bir olay yaşandı. Kurban 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi Mehtap Kasap'tı. Neşeli, cana yakın, sevimli bir kız çocuğuydu. Kasap ailesinin 3 çocuğundan biriydi ve ailesi onun üzerine titriyordu. Ama Kurban Bayramı'nın 3. günü Kasap ailesi için acıların başladığı gün olmuştu. Mutlu başlayan bir piknik vahşice işlenen bir cinayetle son bulacaktı. Aile o gün olanları anlatırken korkunç bir acı hissediyordu. Kurban Bayramı'nın 3. günü çocuklarımı aldım. Bir de kayınımın oğlu vardı yanımızda. Beraber ailecek Ömerli'ye çocuklarımı eğlendirmeye getirdim. Piknik yapmaya. Ömerli'nin aşağısında yemek falan yedik. Daha sonra piknik sona eriyor, kamyonetle eve doğru yola çıkılıyordu. Kayalıdere mevki denilen yerde arabamı sağa yanaştırdım. Dedim burada da bir çay içelim diye durduk. İleride de iki tane taksi duruyordu. Çay içerken bu arada da bu yoldan böyle birisi geçmişti sakallı. Bu taksilerin yanına doğru gitti. Karşımın tarafa geçti, arabanın kapısını açtı. Sonra orada kapısını açtıktan sonra kapının kapandığını duydum. Bir bardak çay içtik. Annem dedi ki Mehtap iç arabada çayını içsin gidelim dedik. Arabanın önüne baktık. Alındı arabanın içinde kardeşim yok dedi. Sonra baktık iç arabanın önünde yok. Yoldan geçen sapık falan olup da yani çocuğumu alıp kaçırmasın diye bu korkuyla yani. Hemen ormana oralara baktık. Yok, ormana daldık, bağırdık Mehtap diye. Hani bir netice alamadık, çocuğu bulamadık yani. Ailesi, Ömerli köyü, jandarma, herkes Mehtap'ı arıyordu. Bütün bağırmalara rağmen küçük kızdan ses soluk yoktu. Mehtap kısa bir süre içinde adeta sır olmuştu. Ormanın ürkütücü sessizliğinde kaybolup gitmişti. Hüseyin Kasap çareyi hemen polise başvurmakta buldu. Ben Ömerli karakoluna gittim. Orada izah ettim durumu. Orada bana iki tane asker verdiler. Geldik oraya arama yaptık üçümüz askerlerle birlikte. Sonra askerler orada bizim çocuğun tokasını buldu. Getirdiler annesine sordular bu tokayı tanıyor musun diye. O da çocuğumun tokası dedi. Ailesi Mehtap'ın bir değil birkaç kişi tarafından öldürüldüğünü savunuyor. Ayağında terlikleri vardı en azından terlikleri düşebilir ayağında kaçırırkana. Günler günleri izledi. Küçük Mehtap'tan hala bir haber yoktu. Sonunda haber geldi. Ama bu acı haber bütün ailenin tüm ümitlerini bir anda yıkıp geçmişti. Haberi ilk alan kasap ailesinin ev sahibi Mehmet Bayrak'tı. Ben bu Hüseyin Beylerin ev sahibiyim.
Çocuğu kaybolmuş duyduk. Yaş ölümü değil, 8-10 gün, hatta 13 gün aradık. Bulamadık. Ondan sonra bir gün telefon geldi. Bu Batçavuş telefon etmiş. Bana telefon etti. Dedi babasını al gel dedi. Savcı falan gelecek. Çocuğu bana söyledi, çocuğu bulduk diye. 11-12 gün sonra, 13 gün falan olmuştu galiba. Hani kavam şey demiyorum. O ormanda çalışan işçiler bayram izinden dönmüşler. Bu ormanda odun kesim yapan işçiler. Orada o cesetle karşılaşıyorlar. Benim çocuğumun cesediydi. Mehtap'ın cesedi bulunmuştu. Ama tanınacak halde değildi. İnsan işi değil yani. Böyle yani bakılacak gibi değildi yani çocuğa. Elleri böyle, ellerini çocuk böyle yaprakları sıkmış şöyle ellerinden böyle. Yani çok feci bir şekilde soyundurmuşlar üstünü başını. Yani 10 gün aşağı yukarı orada ile kalmış. Bulamadık yani, aradık. 10 gün yani böyle ölüsü orada durmuş yani. Kafasında sopa vurmuşlar galiba. Orada hani ben çok bakamadım böyle. Hani öldürmüşler. Hani her türlü şeyi de yapmışlar yani. Bunu yapanlar insan olamaz. Hani bunu hayvan dahi yapmaz yani. Hani çocuğumun katilinin bulunmasını istiyorum. Mehtap'a tecavüz edip öldürenlerin bir kişiden fazla olması ihtimali güçleniyordu. 3-4 tane kola şişesi vardı. Çocuğun öldürdükleri yerin yanında 3-4 tane kola şişesi vardı. Küçük kızın cesedi kaybolduğu yerin 1,5 kilometre uzağında tomruklar arasında bulundu. Mehtap'ın küçük bedeninde vahşetin izleri vardı. Tüm vücudu darp izleriyle doluydu. İlkokul 3. sınıfa geçen Mehtap karne sevincini bile yaşayamamıştı. Mehtap'ın annesi Habibe Hanım kızını okula uğurladığı günleri özlemle anlatıyor. Çocuğumun katilinin bulunmasını istiyorum. Çocuğumun tek hatıraları bu fotoğraflarıyla ünlü çantası kaldı bana. Her sabah başını saçını darayıp okula gönderiyordum. Habibe Hanım doyamadan acı içinde toprağa verdiği kızından geri kalanları, önlüğünü ve çantasını evin bir köşesine özenle yerleştiriyor. Sanki Mehtap çıkıp geri verecekmiş gibi. Çok üzgün. Ve hala öldüğüne inanamıyorum. Hüseyin Bey katilin bulunmasını istiyor. Şüphelendiği kişinin eşkalini veriyor. Orada eşkalini verebileceğim işte bir sakallı birisi geçti böyle. Ayağında kot pantolon vardı. Sırtında öyle siyah ceket vardı. Böyle kamburumsu sakallı birisiydi yani. Elinde siyah poşet vardı, öyle geçti. Küçük Mehtap artık yok. Neşeyle gittiği piknik dönüşü sapık emellerin kurbanı oldu. Böylesine insanlık dışı bir cinayeti kim işlemiş olabilir? En korkuncuysa cani hala aramızda mı dolaşıyor? Bu sorulara bir an önce cevap bulunmasını, katil veya katillerin en kısa zamanda adalet önünde hesap vermesini diliyoruz. İntihar şüphesi. Tarih 23 Haziran 1994. Yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Geçtiğimiz günlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde garip bir olay yaşandı. Köprünün Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiş yönünde terk edilmiş bir otomobil duruyordu. Otomobil sürücüsünün intihar etmiş olabileceği şüphesi polisleri uzun süre meşgul etti. Gece saat 2 sıralarında köprüden geçiş yapanlar köprü koruma görevlilerine bir kadının intihar etmeye kalktığını haber verdi. Gerçekten de Anadolu yakası girişinde terk edilmiş bir otomobil bulundu. 34NZZ29 plakalı otomobilde yapılan aramada 25 yaşında Öznur Kıvırcık adlı kadına ait bir kimlik, kadın ayakkabısı ve düğmeleri kopmuş bir kadın elbisesi bulundu. Vatandaşların yaptığı ihbarda intihar etmeye çalışan genç kadının iç çamaşırlarıyla olduğuna dikkat çekilmişti. Bu elbise ve ayakkabılar otomobilin aynı kişiye ait olduğunun belirtisiydi. Ancak genç kadın ortada yok. Durmuş, bakmış bir yerine para, şeye doğru koşmuş. Bildiği öyle yani, gelen bir öyle. Şeye doğru koşmuş. Plaka kayıtlarına göre otomobilin sahibi ve genç kadının adresi araştırılmaya başlandı. Ancak sabaha karşı beklenmedik bir şey oldu. İntihar ettiği sanılan Özgür Kıvırcık köprü korumaya geldi. Genç kadın olayla ilgili kameralara konuşmak istemezken yetkililere olayı şöyle anlatıyordu. Hayli alkollü olan genç kadın köprü girişinde otomobilini durdurmuş, o sırada birilerinin yaklaştığını görerek yakındaki çalılıklara saklanmış ve burada uyuyakalmıştı. Sabah uyandığında her şeyin farkına varan genç kadın otomobilini aramaya başladı. Neyse ki ortada intihar olayı yoktu. Gece boyunca araştırma yapan polisler derin bir nefes alırken genç kadın da hayatta olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Cinayet mi kaza mı? Tarih 20 Haziran 1994. Yer Güngören. Evli ve bir çocuk annesi Deniz Aygün av tüfeğiyle kalbinden vurularak hayatını kaybetti.
Genç kadının kocası çelişkili ifadeleriyle kuşku topladı. Aygün ailesinin Güngören Akıncılar Mahallesi Ayvacık Sokak'taki evlerinde sabaha karşı meydana gelen olaydan sonra 17 yaşındaki Deniz Aygün'ün cansız bedeni hastaneye kaldırılıyor. Buradaki yetkililerin polise haber vermesiyle olay ortaya çıkıyordu. Soruşturmaya başlayan polisler ilk olarak Deniz Aygün'ün eşi Naci Aygün'e olayla ilgili sorular yöneltti. Naci Aygün ilk ifadesinde eşinin evde bulunan av tüfeğiyle intihar ettiğini söyledi. Ancak birinin av tüfeğini kendi kalbine dayayıp intihar etmesi çok zordu. Soruşturma derinleştirildi. Yetkililer cinayet ihtimali üzerinde duruyordu. Komşuların ifadelerine göre Naci Bey sık sık eşini dövüyordu da. Bütün gün süren soruşturmadan sonra Naci Aygün ifadesini değiştirdi. Genç adamın yeni ifadesine göre av tüfeğini temizlerken kaza kurşunuyla eşi vurulmuştu. Kaza, intihar, cinayet. Sebep tam olarak anlaşılamadı. Ama 17 yaşındaki genç bir kadın hayatından oldu. Naci Aygün soruşturmadan sonra Bakırköy Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç muzemede kurulan korkunç tuzak. Bekleyin. Uzun süren bekleyin. Tarih 23 Haziran 1994. Yer Gelibolu. Okullar kapandı, karneler alındı. Yaz tatilini dört gözle bekleyen öğrencilerden biri de Erçin Polat'tı. 16 yaşındaki Erçin'in karnesindeki notlar çok iyiydi. Kendisine ödül olarak Gelibolu'da bir tatil ayarlandı. Ama Erçin, Çanakkale'nin vahşi dalgalarına yenik düştü. Erçin Polat, annesi Aliye Polat'la birlikte okullar kapanır kapanmaz Çanakkale Alaaddin Mahallesi Ecevat Caddesi'nde oturan teyzesini ziyarete gitti. Erçin, ertesi sabah büyük bir sabırsızlıkla özlemini çektiği denizin kollarını atladı. Ama Erçin çok iyi yüzme bilmiyordu. Boğazın dalgalı sularıyla baş edemedi ve çırpınmaya başladı. Erçin'in zor durumda olduğunu gören annesiyle teyzesi önce yardım istedi. Ama kimseye seslerini duyuramadı. Daha sonra iki kadın da yüzme bilmedikleri halde denize atladı. Ama dalgalar onları da etkisi altına aldı. Bir tarafta iki kadın, diğer tarafta Erçin denize batıp çıkıyordu. Oğlum gitti ileriye. Ben de gittim, oğlan da gitti. Bu sırada denize giren bir vatandaş garipliği fark etti ve hemen yardıma koştu. Önce kendisine daha yakın olan iki kadını kurtaran yaşlı adam, daha sonra Erçin'e doğru yüzmeye başladı. Ama Erçin çoktan derin sulara gömülmüştü. Olaydan sonra yaşlı adam, iki kadın denize girmemiş olsaydı çocuğu kurtarırdım diyordu. Atladım buradan, iki tane kadın yanımda pelirdi. Kadınları bu sefer onlar giderken onlara yapıştım. O arada ben de kendimi kaybettim. Erçin bulunamıyordu. Hemen polise ve itfaiyeye haber verildi. Kılavuz motor uzun süre liseli Erçin'i aradı. Dalgıç olmadığı için arama tam olarak yapılamıyordu. Ailesi ve çevredekiler için uzun bekleyiş başlamıştı. Sonunda ilçe doktoru palet ve gözlüğünü takarak denize atladı. Kısa süre sonra da Erçin bulundu. Ama ne yazık ki artık onun için yapılabilecek hiçbir şey yoktu. Cansız bedeni kıyıya çıkarılırken annesi ve teyzesi perişandı. Çok sevdiği, kavuşmak için karne gününü beklediği Deniz, Erçin'in ölümüne neden oldu. Okulların kapandığı şu günlerde çocuklarımızı bu tür tehlikelere karşı korumak anne babaların, büyüklerin görevi. Çocuklarımızı koruma ve esirgeme konusunda her zaman duyarlı davranmamız gerekiyor. Tekerlekli Anarşi. Tarih 23 Haziran 1994. Yer Seyrantepe. Kamyon kazaları karayollarında meydana gelen trafik kazaları arasında büyük yer işgal ediyor. Bu kazaların çoğuysa sürücü hatasından kaynaklanıyor. Sürücü hatasından kaynaklanan bir kamyon kazası da geçtiğimiz günlerde Temin Seyrantepe mevkiinde yaşandı. Kaza sabaha karşı saat 4 sıralarında Murat Mustafa yönetimindeki bisküvi yüklü kamyonun önünde seyreden Ali Yıldırım'ın kullandığı karpuz yüklü kamyona arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazayı yaşayan Ali Yıldırım bir arkadaşı şunları söylüyordu. Seyir halinde geliyorduk. O uyumuş. Arkamızdan vurdular. Arkadaşına bu arkadan vurunca o ters dönüyor. Çarpışma sonucu iki kamyonda devrilirken tem bisküvi kutuları ve yola saçılan karpuzlarla uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Kazaya neden olan Murat Mustafa adlı sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Murat Mustafa'nın aşırı yorgun olarak kamyonla yola çıktığı ve yolda uyuyakaldığı belirlendi. Sürücü hemen tedaviye alındı.
Öte yandan ters dönen kamyonlar uzun süren çalışmalar sonucu yoldan kaldırıldı. Bisküvi kutuları ve karpuzlar da temizlendikten sonra tem birkaç saatte yeniden trafiğe açıldı. Şans eseri bu kazada can kaybı olmadı. Uzun yol sürücüleri, lütfen yorgun olarak direksiyon başına geçmeyin. Böylece meydana gelebilecek kazalar büyük ölçüde engellenmiş olur. Tehlikeli oyuncak motosiklet gençleri tehdit etmeye devam ediyor. Tefeci kurbanı emlakçının ölüme verdiği randevu. Kung fu eğiticisinin akıl almaz gösterisi. Otoyolda kıl payı kurtulan hayatlar. Çaresizlik içinde eriyip giden gencecik yaşamlar. Fenerbahçe'de şehit polislerin son dakikaları. Genç muhtemede kurulan kanlı tuzak. Az sonra. Motosiklet çılgınlığı. Tarih 21 Haziran 1994. Yer Ataköy. Aşırı hız ve dikkatsizlik can almaya devam ediyor. Bu kez de ölüm motosikletli iki genci Ataköy sahil yolunda yakaladı. Arda arda yaşanan motosiklet kazaları bu aracın tehlikesini ve alınması gereken önlemleri gündeme getirdi. Olay sabaha karşı saat 4 sıralarında meydana geldi. Suadiye Lisesi'nin yeni mezunlarından Alper Coşkun'un kullandığı ve arkasında eski milletvekillerinden Ahmet Karaaslan'ın oğlu 35 yaşındaki Hakan Karaaslan'ın bulunduğu motosiklet aşırı hız yüzünden devrildi. Yaklaşık 200 kilometre hıza ulaşan motosikletin devrildikten sonra kaza yerinden 150-200 metre ileriye sürüklendiği belirlendi. Motosikleti kullanan Alper Coşkun boynu kırılarak olay yerinde hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası Hakan Karaaslan hastaneye kaldırılırken canından oldu. Biz kazadan sonra geldik. Millet uğraşıldı, yok nabzı falan atıyor. Kaç tane ambulans geçti, bir tanesi durmadı burada. En son bu taraftan bir tanesi geldi de vatandaş yolun ortasına çıktı, durdurdu. Zorla attılar adamı, yolladılar hastaneye. Ataköy'deki Kapkara Bar'ın ortaklarından olan Hakan Karaaslan'ın Alper Coşkun'la bu barda tanışıp arkadaş olduğu ve motosikleti tutkun iki gencin hız denemesi yaparken bu kazayı geçirdikleri sanılıyor. Kaza haberini alır almaz olay yerine gelen aileler perişandı. Hakan Karaaslan'ın kayınpederi ve kayınvalidesi de hastanede acı haberle karşılaştı. Kaza sırasında her iki gencin de kask kullanmadığı için büyük darbeler aldığı belirlendi. Bir süre önce ölüm uzay hep araya da gecenin ilerleyen saatlerinde Etiler Koç Köprüsü'nün üzerinde randevu vermişti. Hep arı arızalandığı için sağa çekmiş olan arabayı fark etmedi. Garip bir tesadüf, bu araba Demet Akbağ'a aitti. Korkunç çarpışma gerçekleştiğinde uzay hep arının başında kask olmaması onun derin komaya girmesine neden oldu. Uzay hep arı günler süren yaşam mücadelesine yenik düşerken ardında pek çok kırık kalp bıraktı. Uzay hep arının üzerinde özel giysiler ve başında kask olsaydı sonuç bu kadar acı olmazdı. Motosiklet tutkunu gençlere bu kazalarla ilgili düşüncelerini sorduk. Yani motosiklet kazalarının sebebinin baktığımız zaman yani %100 kasksızlık geliyor. Yani başta kask takmamak geliyor. Artı sürücülerin dikkatsizliği. Yani kaskımızı takıyoruz ama kask takıp da ölen arkadaşlarımız da var. Yani ille de kask takıp da ölmeyecek diye bir şey yok. Ama kaskımı taktığım zaman kendimi daha güvende hissediyorum. Gençlerden biri üzerindeki giysileri göstererek kazalara karşı korunmanın yöntemlerini anlatıyor. Hepimiz korumalı gezeriz yani. Burada gördüğünüz arkadaşların çoğunun ceketinde koruma vardır. Kollarda olsun, omuzlarda olsun. Bazen uzun yola gittiğimiz zaman tüm takım olaraktan giyeriz, suit olaraktan giyeriz. Ya bu şekilde gezeriz. Yani bunun kanunu bu. Niçin koymuşlar bu kaskı? Takmak için, hayatı kurtarmak için koymuşlar. Sebebi de o. Herkes kullanması lazım. Yani bu bir gerçek. Sıcak mıcak düşünmeye gerek yok. Bilinçli bindikten sonra, hava atmamak niyetiyle bindikten sonra, zevk için bindikten sonra çok güzel bir spor. Motosiklet kurallara uygun kullanılmadığı zaman çok tehlikeli bir oyuncak. Motosiklet meraklıları lütfen aşırı hızdan kaçınalım. Mutlaka kask ve bu iş için hazırlanmış özel giysileri kullanalım. Tefeci kurbanı. Tarih 15 Haziran 1994. Yer Gelibolu. Yaşlı emlakçının ölümü Gelibolu'yu yasa boğdu. 1980 yılında bankerliği deneyip batan, 1985 yılında eskiden yaptığı emlak komisyonculuğuna geri dönen, 1989 yılında da işlerini büyütmek için tefecilerden büyük miktarda borç alan Erhan Ertem, girdiği borç batağından kurtulamayınca intihar etti. Olay Gelibolu'da Turan Erten'e ait yazıhanede meydana geldi. Turan Erten'in sabah erken saatlerde karısı ve kızıyla vedalaşarak ofisine geldiği, saat 8.50 civarında intihar mektubunu yazdığı öğrenildi. Bu sırada İstanbul'dan müşterileri gelmiş, Turan Bey satmak istediği deniz kenarındaki villasını iki müşteriye gezdirmişti. Daha sonra Gelibolu'ya dönerken otomobilin telefonu çalıyor, Turan Ertem sinirleniyordu. Bu konuşma sırasında otomobilde bulunanlar şunları söyledi.
arabaya telefon geldi fakat kimlerden geldiğini bilemiyorum. Herhangi bir sinirlenme olayı falan oldu. Biraz morali bozuldu. Gelibolu'ya geldiklerinde Turan Bey müşterilerini bir lokantaya oturttu ve önemli bir telefon görüşmesi için onlardan 10 dakika izin istedi. Yazıhaneye giden Turan Bey, sekreterine çok önemli bir görüşme yapacağını ve dışarı çıkmasını söyledi. Muhtemelen telefon görüşmesinden sonra şakağına dayadığı tabancayla koltuğunda intihar etti. Aradan 20 dakika geçmiş, sekreteri geri dönmüş ve patronu için endişelenmeye başlamıştı. Kapı kırılıp içeri girildiğinde korkunç manzarayla karşılaşıldı. Turan Ertem'in yanında karısı ve kızına yazdığı mektup duruyordu. Sevgili eşim Gülay ve canım kızım Özlem, bu sabah veda ederken içim yanıyor. Siz anlayamadınız. Bu son görüş ve son vedaydı. Ne yapalım ki kader böyle istedi. Çok düşündüm. Bu ekonomik düzende sıkıntılardan kurtulma imkanı olmadığını anladım. Bu acıya tahammül edemeyeceğim artık. Allah'a ısmarladık. Etrafımın ve tefecilerin kurbanı oldum. Turan Bey'in tefecilere yaklaşık 45 milyar borcu olduğu, çok sayıda emekli ve küçük tasarruf sahibinden de faiz vaadiyle para toplayıp ödeyemediği öğrenildi. Olaydan birkaç gün sonra Gelibolu'da Turan Ertem için bir cenaze töreni düzenlendi. Turan Bey'in eşi tören sırasında fenalık geçirdi. Tören oldukça kalabalıktı. Turan Bey'in cenazesi iş yerinin önünden geçirilirken herkes çok üzgündü. Büyük bir ihtimalle İstanbul'dan gelen müşterileri Turan Bey'i ölüm fikrinden uzaklaştırmıştı. Ama son anda yapılan bir telefon görüşmesi ve aniden alınan bir karar ölümle sonuçlandı. Genç muhtemede kurulan kanlı tuzak. Bekleyin. Tehlikeli oyun. Genç kumkucular nefes kesen gösterilerine devam ediyor. Şu anda minik Murat, Bekir ve İsmail, ayrıca da hocaları Ali Bahar'la birlikteyiz. Biraz sonra hocamız nefes kesen gösteriler sunacaklar bize. Ama ilk önce kendisiyle biraz sohbet edelim istedik. Hocam nasılsınız? Teşekkürler, siz nasılsınız? Sağ olun. Şimdi bu kumfu sporuna nasıl başladınız? Neden merak sardınız? Kumfu sporunu her şeyden önce çok seviyordum. Çocukluğumdan beri kumfuyu seviyordum ve başladım. 13 senedir de kumfu yapıyorum ve başarılı oldum. Peki nasıl bir eğitimden geçtiniz? Çok sıkı ve düzenli bir eğitim gördüm. Alibeyköy'deki Çelik Spor Merkezi'nde Ali Bahar ve öğrencilerinin kung fu üzerine yaptıkları çalışmalar gerçekten çok ilginç. Uzun süre eğitim alan Ali Bahar, şimdi öğrendiklerini öğrencilerine aktarıyor. Genç kung fu eğiticisinin öğrencileri bu konuyla ilgilenenlere bir mesaj veriyor. Kendinizi korumak için. Ama benim yani arkadaşlara tavsiyem, kötülük için değil, sadece iyilik için, spor için kullanmak yani. Ali Bahar daha sonra öğrencilerinin de yardımıyla gösteriye başladı. Soluklar tutuldu. Keskin bıçakları aldırmadan çıplak ayakla üstüne basan kung fu eğiticisi kalın tuğlaları kırıyor, bir değil, iki değil, üç inşaat demirini boynuyla eğiyor ve sanki boynuna askı dolar gibi inşaat demirini doluyordu. Kişinin boynuna karşılıklı inşaat demirini dayayarak yaptığı gösteri ise inanılmazdı. Gösteriler bitti ama Ali Bahar sıcağı sıcağına seyircilerini uyarıyordu. Tabii ki bunu televizyonda gördüğü gibi yapmalarını istemeyiz. Düzenli bir salonlara gidip eğitim görmelerini bilinçli bir şekilde yapmalarını isteriz. Yoksa çok büyük sakatlar olur. Her an ölümden karşı karşıyalar. Mutlaka bilinçli bir şekilde yapmaları lazım. Tüm kungfucular gibi Ali Bahar ve öğrencilerinin de en büyük dileği bu sporun resmileştirilmesi ve kurulacak bir federasyonla uluslararası yarışmalara Türkiye adına katılabilmek. Lütfen sevgili seyirciler, sevgili gençler, bu tip gösterileri eğitimini almadan, öğrenmeden kesinlikle denemeyelim. Yoksa çok ciddi kazalara neden olabilir. Faciaya kıl payı. Tarih 27 Haziran 1994. Yer Çamlıca. E5'i Tem'e bağlayan Çamlıca kesiminde otobana ters yönden giren bir kamyonet sol şeritte hızla gitmekte olan bir araca çarpınca ortalık birbirine girdi. Ankara'daki Türk İş toplantısına gitmek üzere evinden çıkan Petrol İş Sendikası Başkanı Adnan Özcan olacaklardan habersiz otobana çıkmış sol şeritten hızla Ankara yönüne gidiyordu. Bu sırada meyve yüklü 34 FH929 plakalı Erol Yılmaz yönetimindeki kamyonet ters yönden otobana girdi. 34 CD646 plakalı otomobiliyle yoluna devam eden Adnan Özcan, yolun virajlı kesiminde aniden ters yönden gelen kamyonetle karşılaştı. Korkunç bir çarpışma oldu. Otomobil paramparça olmuş, kamyonetin bütün yükü otobana dağılmıştı.
Ama büyük bir mucize eseri bu korkunç kaza ufak sıyrıklarla atlatıldı. Çevreden yetişenlerin yardımlarıyla Adnan Özcan ve kamyonet sürücüsü Erol Yılmaz hemen Kartal Acil Trafik Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkanlar koluna gidiyordum. Otobanda karşıma bir anda bir kamyonet çıktı. Tabii kamyonet olduğunu sonradan fark ettim. Kafa kafaya çarpıştık. O beni hatta tratuvarın üzerine attı. Ters yola girmiş. Tabii tersten geliyordu. Ani oldu. Sadece bir ışıklarını gördüm, bir de çarpıştık. Arabanın durumu kötü. Eğer yanımda başka biri olsaydı sağ tarafa, çünkü sağdan vurdu. Ben çünkü sol otobanın sol şeridinden gidiyorum. O karşıma geldi, sağdan vurdu. Benim arka tekeri de tratuvarın üzerine attı. Korkunç, yani sağda biri olsaydı giderdi. Öte yandan Erol Yılmaz ters yönde gitmediğini ileri sürerek karşıdaki otomobili suçluyordu. Baştan gelen araba vurdu bana. Böyle bir dikkatsizlik can alabilecekken ufak sıyrıklarla atlatılmış olması gerçekten mucize. Sürücüler, can almamak ve canımızı tehlikeye atmamak için lütfen trafik işaret ve kurallarına dikkat edelim. Çaresizlik içinde eriyip giden gencecik yaşamlar. Fenerbahçe'de şehit polislerin son dakikaları. Genç muhtemede kurulan kanlı tuzak. Az sonra. Hemofili gerçekten çok ciddi ve sonunda ölüm olan bir hastalık. Palut ailesinin 3 çocuğuysa bu hastalığın pençesinde ölümle yüz yüze. Mesut, Cengiz ve Yılmaz okula bile gidemiyor. Sokağa çıkmaksa onlar için sadece bir hayal. Çünkü sokak ölüm demek. Polat ailesinin Esenler Atış Alanı'ndaki evlerini ziyaret ettik. 19 yaşındaki Mesut, 11 yaşındaki Cengiz ve 10 yaşındaki Yılmaz doğdukları günden beri bu hastalıkla savaşıyor. Üç kardeş adeta hayata küsmüş. Küçücük bir yaradan akan kan bile pıhtılaşmayarak durdurulamıyor. Bu yüzden evden dışarı çıkmak, okula gitmek, çalışmak Mesut, Cengiz ve Yılmaz için imkansız. İlkokulu bitirdim, gidemedim. Hasta olduğum için hani devamsızlık oluyor. Hiçbir iş yapamıyorsun. Sürekli müzik dinlemeyle, televizyon izlemeyle ancak vaktini geçiriyorsun. Yani hiç çalışamıyorsun. Oyalanacak bir şey yok. İnsanın tabii ki morali bozuluyor. Polat kardeşlerin günleri evde televizyon izleyerek, müzik dinleyerek ve birbirleriyle oynayarak geçiyor. Hemofilinin diğer etkilerinden biri de gelişme bozukluğu. Büyük ağabeyi Mesut 19 yaşında ama 13-14 yaşlarında gösteriyor. 11 yaşındaki Cengiz ise sanki 7-8 yaşında. Kadriye Polat evlatlarının bebeklikten beri çektiği hastalık yüzünden perişan. Az bir iğne bassın, kanı durmuyor. Devamlı hastaneye gitmek zorunda kalıyorum. Onu da götüremediğim halde çocuklara, komşularım da tabii biliyorlar hep. Kanama içinde kalıyorlar. Bir baba çalışsa ne yapar? Hangi birine bakabilir? İşçilik o halinde. Devamlı hastaneye götürür. Hastaneden getirir. Götürüyoruz. Oralarda tabii bir sorun çıkıyor. Tahlillerini yaptıramıyorum. Kanını verdiremiyorum. Serumlarını verdiremiyorum. O zaman da çocuklar komada kalıyorlar. Konfeksiyon işçisi olarak çalışan İlbey Polat, eline geçen 3-5 kuruşla evini bile zor geçindirirken çocuklarını tedavi ettiremiyor. Üstelik 3 kardeşin yakalandığı bu hastalık ne onların ne de anne babalarının suçu. Kısa bir süre önce kan kanseri olduğu anlaşılan ve ailesinin parası olmadığı için tedavi edilemeyen 2 yaşındaki küçük Elif ise evinde ölümü bekliyor. Bütün hastaneleri kapı kapı dolaşan Elif'in anne babası bütün kapılar yüzlerine kapanınca çaresizlik içinde kalmış. Oto tamirciliği ve taksi şoförlüğü yaptıktan sonra işsiz kalan Ertuğrul Akbal çaresizliğin dramını yaşıyor. Elif'in hastanede kaldığı bir hafta içinde 45-50 milyon harcayan aile maddi manevi çöküntü içinde. Ertuğrul Bey Elif'le çıktığı hastane yolculuğunu anlatıyor. Memlekete göndermiştik, köyde oluyor bu olay. Orada doktora falan götürüyorlar. Doktor bunu İstanbul çapada tedavi görmesi lazım diye rapor veriyor. Oradan getirdik buraya. Direkt çapaya götürdük. Çapada bir hafta 10 gün falan yattı. Orada yattı. Orada bayağı pahalı, ağır geldi. Sigorta falan olmadığı için devlet hastanesine götürmen lazım dedi. Oradan bizi vakıf kurabaya gönderdim. Oraya gittiğimizde doktorlar işte biz bunu burada yatıramayız. Biz bunu yani yeterli elemanımız yok. Yerimiz var ama elemanımız yok. Onun için sizi Haseki'ye göndereceğiz. Haseki Hastanesi'nde ise Elif'e yer yoktu. Bu kez Şişli Etfal Hastanesi'nin yolu tutuldu. Ama orası da olmadı. Siz bunu hiç zaman kaybetmeden doğru çapaya tekrar götürün. Orada yatmanız lazım. Dedik biz çapaya bunun altından kalkamıyoruz. Sigorta olmayınca olmuyor. Sonunda Elif yine çaresiz eve dönmüştü. Biz dedik bunun altından kalkamıyoruz. O zaman götürelim. Sizi aldık geldik. Elif şimdi anne babasının kucağında ölümle savaşıyor. Evet, ölüm bekliyor. Resmen ölüm bekliyor. Başka şey yok.
Elif'in annesi küçük kızı kucağına almış, onu paramız olduğu kadar yaşatabileceğiz derken acı çekiyordu. Elde kalmak sakıncalı. Biz de getirdik, başka çaremiz de yok. Evet, Elif'in tedavisi için çok para lazım. Ama Akbal ailesi için bu tedaviyi yaptırmak çok uzak bir ihtimal. Onlar şimdi kucaklarına aldıkları kızlarının gözlerinin önünde eriyip gitmesiyle perişan. En küçük bir sıyrık bu çocuklar için günlerce hastanede yatmak demek. Tedavi için çok para gerekiyor. Aileler perişan, masraflar bellerini bükmüş. İşte bu yüzden de tedaviye ara verilmiş. Şimdi kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyorlar. Genç muhtemele kurulan kanlı tuzak. Bekleyin! Bomba dehşeti. Tarih 26 Haziran 1994. Yer Fenerbahçe. Terör son zamanlarda büyük şehirlerde ve turistik merkezlerde kol geziyor. Son olarak da Kadıköy Fenerbahçe'deki Piramit Eğlence Merkezi'nde uzman ekipler tarafından tesirsiz hale getirilmeye çalışılan bir bomba patladı. Kadıköy Fenerbahçe'de yaşanan ve beraberinde ölüm getiren bombalı saldırı, üniversite sınavlarının bitip öğrencilerin dağıldığı saatlerde meydana geldi. Havanın da güzel olması, Fenerbahçe burnunda bulunan Piramit Eğlence Merkezi ve civardaki kafeteryalarda sınav stresini atmak isteyen öğrencilerin dolmasına neden olmuştu. İşte bu sırada ilk olarak Piramit Eğlence Merkezi'nin önündeki çöp bidonlarından birinde patlama oldu. Daha sonra ordu evi ve subay lojmanlarının bulunduğu Atlıhan Sokağı doğru sıralanan 4 çöp bidonu daha peş peşe patlayıverdi. Çöpün ikisini oradaydık. Evet. Biraz telefon kulübesine gelince patlama oldu. Çok büyük yani bir patlama. Yani hayatta kaldığımıza şükrediyoruz. Fenerbahçe'de Piramit'te çalışıyorum abi. Garsonum servis yaparken birden çok büyük bir patlama oldu. Ondan sonra herkes zaten dışarıya kaçışmaya başladılar. Baktım çöp bidonları falan paramparça olmuştu. 5 tane patlama duydum. Bizim oradaki daha gürültü sesli çıktı. Anında orada servisi bırakan kaçtı. Anında herkes kaçtı yerinden. Tam bu Fenerbahçe Piramit'in önündeki büfenin önünden geçerken 10 saniye 15 saniye aralarla ilk bombadan sonra diğerleri de patladı. Dolayısıyla bütün millette büyük bir panik. Sonra yetkililer geldi. Diğer çöp tenekelerini falan kontrol ediyorlardı. Yakındaki binaların zemin katlarındaki camlar kırıldı. Onun haricinde başka bir hasar yok. Evinin camları kırılan Atlıhan Sokağı'nın sakinlerinden biri şunları söylüyordu. Biraz sonra daha yakından geldi ikincisi. İşte üçüncüsünde bütün camlar, apartmanın birinci, ikinci katının, bir de karşı apartmanların camları. Pek çok kişinin yaşadığı sokakta meydana gelen ani patlamaların daha fazla zarar vermemesi mucizeydi. Arda arda patlayan bombaların savaş alanına çevirdiği sokakta Piramit Eğlence Merkezi'nin işletme müdürü Faik Uygur'la görüştük. Yoğunluğun arttığı saatlere rastladı 200 civarlarına. Halk ilk önce tabii tedirgin oldu ama emniyet tedbirlerinin hemen alınması, bizim burada içeride aldığımız önlemle vatandaşlar tekrar normal yaşantılarına döndüler. 15 tane güvenlik görevlimiz, yaklaşık 20 tane de temizlik görevlimiz var. Bunlar bir fiil. Bizim hem temizlik hem güvenlik elemanı olarak güvenliğimizi sağlamakta. Fenerbahçe'de paniğe yol açan patlamaların yaklaşık 1,5 saat sonrası korkunç bir olay daha yaşandı. Olay yerindeki çöp bidonlarını araştıran uzmanlar şüpheli bir fotoğraf makinesi buldu ve makinenin içine yerleştirilen bombayı imha etmeye çalıştı. Bu sırada bomba patlıyor, iki uzman polis yaralanıyordu. Yarım saat sonra ölüm olayı gerçekleşti evet, yani. Evet. İşte bir tane polis arkadaş artık etkisiz hale getirmek için oraya getirmiş. Biz ondan sonra, patlamadan sonra geldik, baktık götürüyorlar. O anı gördük yani. Oradaki gören arkadaşlar da müdahale esnasında yani patlamış iki kişi varmış, hatta iki polisten. Birisi öldü dediler, birisi de artık bacağım çıkmış ne dediler. Komiser açma falan dedi. Açma demeye kalmadı, patladı zaten. Sıcağı sıcağına kameralarının bu korkunç patlamadan birkaç dakika önce görüntülediği uzmanlar ağır yaralıydı. Görüntülüyordunuz polisleri. Burada bombalar patladı burada. İki kişi kanlar içinde burada ellerinde patladı. Polis arkadaşlarının yardımıyla Göztepe Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi'ne kaldırılan Hurşit Şeker hastane kapısında can verirken Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Aktaş hemen yoğun bakıma alındı. Ancak aynı gece Süleyman Aktaş da kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İki uzman polisin cenazeleri 27 Haziran günü Gayrettepe'deki Emniyet Müdürlüğü önünden gözyaşları arasında kaldırıldı. Cenaze hüzünlüydü. Polis aileleri bu ani ölümle perişan olmuştu. Daha sonra şehit cenazeleri memleketlerine gönderildi. Sıcağı sıcağına soruyoruz.
Sinsice planlarla masum insanların hayatına göz dikmekle nereye varılabilir? Olayın perde arkasını ve yaşananları yarın akşam Prizma'da izleyebilirsiniz. Kanlı soygun. Tarih 24 Haziran 1994. Yer Fındıklı. Bankadan çektiği parayı çalıştığı şirkete getiren Arif Fuat Sevimay adlı muhtemet kendisine pusu kuran iki kişi tarafından soyuldu. Kanlı soygun olayı çevredekileri dehşete düşürdü. Öğle saatlerinde Fındıklı Mebusan yokuşunda bulunan İkinciler Holding'e ait topuzlu işhanında meydana gelen olayda Ekbar Uluslararası İnşaat Anonim Şirketi'nde muhtemet olarak çalışan Arif Fuat Sevimay şirkete ait parayı almak üzere bankaya gitti. Parayı tahsil eden Arif kendini bekleyen tehlikeden habersiz yola koyuldu. Şirketin giriş kapısında genç adama pusu kurulmuştu. Arif çantasında 6.350 dolar ve şirkete ait çeklerle binaya girmek üzereyken giriş kapısının karanlık koridorunda elinde silahla iki kişi beliriverdi. Gözü dönmüş soyguncular Arif'in elindeki çantayı almak istiyordu. Genç muhtemet çantayı korumaya çalıştı ama iki soyguncu kararlıydı. Silahı Arif'in boynuna dayadılar ama genç muhtemet direniyor, elindeki çantayı vermek istemiyordu. Boğuşma sırasında silah ateş aldı ve Arif kanlar içinde yere yığıldı. Soyguncular çantayı alıp koşarak olay yerinden uzaklaştı. Arif Fuat Sevimay yaralı olarak merdivenleri çıkıyor, iş yerinin kapısını çalıyor. Onu kanlar içinde karşılarında gören iş arkadaşları büyük şok bir yaşıyordu. Tabanca sesi değil de bir kim tablası yere düşer gibi bir ses duyuyorlar ama kimse umursamıyor. Yani biz olsak biz de umursamayız herhalde. Sonra arkadaş tam ikinci katın orada, işte kan falan var zaten orada. Kendini zor atıyor içeriye. Arkadaşlar görüyorlar tabii renk renk atmış ne oldu diye konuşamıyor. Ve şöyle bir ses yapıyor sadece. Yani şöyle bir işaret yapıyor ve parayı çaldılar diyor. Orada düşüp bayılıyor zaten. İki kişiymiş, biri aşağıda biri yukarıda ve koşa koşa çıkıp gitmişler. Herhalde arkadaş gelmeden önce zaten iki kişi burada pusuya yatmışlar. Gelince de demek ki iki koldan kıstırdılar. Herhalde biraz boğuşma oldu. Vermek istememiştir. O sırada demek ki vurdular. Boynuna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Arif güçlükle olayı anlattıktan sonra arkadaşları tarafından kaldırıldığı Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Polis olaydan sonra kaçan ve eşkalleri tam olarak belirlenemeyen soyguncuları aramaya başladı. Yetkililer genç muhtemedi tanıyan ve yaptığı işi bilen kişilerin bu soygunu planladığını düşünüyor. Genç muhtemed kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı veriyor. Umarız bir an önce sağlığına kavuşur. Sıcağı sıcağına bizi aramaya devam edin. Telefonumuzu biliyorsunuz. İstanbul 222 22 23. Tekrar ediyorum. İstanbul 222 22 23. Posta kodumuzsa CC 420 80303 Mecidiyeköy İstanbul. Posta kutusu CC 420 80303 Mecidiyeköy İstanbul. Unutmayalım. Her şeyin başı hoşgörü ve sevgi. Sıcacık ve sevgi dolu günler.